iddialardı. Bu kez de e, Muhammed Yakut diye biri sahneye çıktı, Diyarbakırlı bir kişi ve içinde yine çok önemli isimlerin geçtiği bir dizi iddiada bulundu. Evet. Sosyal medya günlerdir bununla e, çalkalanıyor. Şimdi e, tabii bu iddiaları çok spesifik bir şekilde e, şu anda ele alamıyoruz biz e, televizyon ekranlarında ama e, iddiaların bir bütünü bir sınıflandırması anlamında ve bunu nasıl nitelemek gerekir anlamında e, konuşuyoruz. Bu anlamda bunu nasıl değerlendirmek gerekir ee, ve bu kirli ilişkiler a nasıl son bulabilir? Ee, ya yani şimdi açıkçası Türkiye'nin e, yakın tarihine baktığımız zaman, örneğin 10 yıllık tarihine bu yolsuzluklar işte e, bir takım cinayetler ya da yetki ve otorite sahibi insanların kirli bağlantıları, kirli ilişkileri e, bu konuda çok şey çıktı ortaya. Bunların bir bölümü yalanlandı, bir bölümünü ise Türkiye'de neredeyse herkes doğru olduğunu biliyor. E hiçbir şey olmadı. Yani sonuçta e, hani çok az kişi bu nedenle görevinden oldu. Belki işte birkaç tane bakan e, geçmişte e, istifa etti ama onun dışında Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştiren bir şey olmuyor. Bunun anlamı şu: Türkiye toplumu alıştırıldı bu tür iddialara. Dolayısıyla her iddianın etkisi azalıyor. Giderek daha büyük dosyaların çıkması gerekiyor ama bunlardan daha büyük ne olabilir? Çünkü değil mi? Ortada konuşulan şeyler muazzam yolsuzluklar, siyasi cinayetler, iş cinayetleri, işte mafya devlet, tarikat ilişkileri. Ya yani bütün bunlar ortalığa dökülüyor. Bundan daha büyük ne olabilir? bir tarafı bu. Demek ki Türkiye toplumu ya da bu hukuksuzlukların ...merkezindeki kişilerin şey çıtası yükseldi. Bu tür iddiaların üstesinden gelme, ayakta kalma... ...ya da bunlardan paçayı kurtarma şeyi yükselmiş oldu eşikleri. Ama öte yandan şunu düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten de tartışmamız gereken bu mu? Şimdi ben çok güncel bir şey söyleyeceğim... ...ve unutturmamamız gereken bir şey. İki ay geçti artık. Çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bana göre evet... Asla şu anlaşılmasın işte siyasi cinayetler, yolsuzluklar önemsizdir demiyorum. Ama e, on binlerce, bize göre yüz bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Resmi rakamlarla işte 50 bin civarı deniyor. Bundan daha ağır bir suç olabilir mi? Çünkü burada bakın cinayet var, katliam var değil mi? Yolsuzluk var. E, yurttaşlarını koruyamayan, Bile bile ölüme götüren bir siyasi iktidar var e, ve depremin ortaya çıkardığı bir sürü skandal var mesela kızılayınki gibi ki e, çadır satması kızılayın e, o şeyin sadece bu, buzdağının görünen kısmı. O yüzden de bana göre e, bu tür e, işte şeyler belge şeyleri e, Türkiye'de siyasi iktidarı ve bu düzeni sorgulamak için gereksiz artık. Hem dediğim gibi sonuç alınamıyor Çünkü dikkat ettiyseniz bunları iddia edenler zaten o karanlık dünyanın içerisinden gelen kişiler oluyor ve e, hani bir, bir şekilde oradan e, tövbe ederek çıkmıyorlar o dünyanın içerisinden ses veriyorlar bir kere burada bir sorun var Halbuki Türkiye toplumu işte deprem örneğin ya da ekonomik kriz çok büyük ve herkesi ilgilendiren başlıklarda bir sorgulama içerisine girse zaten bunlara gerek kalmayacak. Çünkü biz tersinden gitmeye çalışıyoruz. Yolsuzluklardan sistemi sorgulamaya çalışıyoruz. Halbuki sistemden yolsuzluklara gidersek yolsuzlukların kaynağını buluruz. Ben şunu iddia edeceğim. Genellikle bu yolsuzluklar meselesinde hep ihaleler tartışılıyor. Türkiye'deki sosyoekonomik sistem değişmediği sürece yolsuzluklar devam edecek. Çok kör gözün parmağına olmayacak. Daha kontrollü, daha denetimli ve daha gizli kılıfına uydurularak gerçekleşecek. Şöyle söyleyeyim belki bu konuyu noktalamak için. Ben Türkiye'deki en büyük yolsuzluğu toplum açısından yollu bir biçimde özelleştirilen büyük Dev, devlet kamu işletmeleri olduğunu düşünüyorum. Yollu bir biçimde derken ne kastetiyorsunuz? Kılıfına uyduruldu. Hukukuna uyduruldu. Bir takım yasalar çık ama bana göre şu anlatılan öykülerden çok daha derin bir suçtur. Telekom'dur, Tüpraş'tır, e, Seka'dır, değil mi? Sümerbank'tır, Et Balık Kurumu'dur. Yüzlerce irli ufaklı devlet işletmesi, değil mi? Birilerine peşkeş şekilde Geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde. Öncesini bir kenara bırakıyorum. Şimdi bunları sorgulamadığımız zaman şunla uğraşıyoruz. Mesela temiz ihale, ihaleye fesat. Ben şunu iddia ediyorum. Devletin kaynaklarıyla, toplumun kaynaklarıyla özel sektörü zengin etmeye dönük her ihalede zaten fesat vardır. Bana birisi anlatsın temiz ihale nasıl oluyor? Çok çok net söylüyorum. Yani temiz ihale nasıl olur? Niye biz bu ülkenin kamu kaynaklarının, topluma ait kaynakları birilerinin zenginleşmesi için kullanılmasına izin veriyoruz? Bunun hukuka uygun hırsızlığına temiz ihale diyeceğiz. Öbür kısmına ihaleye fesat karıştırma. Ee, bu Bunun şeyini engellemek için bu tür olayları, işte mafyanın iş dünyasıyla iç içe geçmesi, iş dünyasının devletle iç içe geçmesi. Bütün bunların kaynağında özel çıkarlar yatıyor. Özel şirketler olduğu sürece, Türkiye büyük holdinglerin rekabet alanına döndüğü sürece o holdingler devlet içerisindeki kimi bağlantıları üzerinden avantaj sağlamaya çalışacaklar. Bu bütün dünyada böyle. Ha Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İngiltere'de bunu biraz daha yoluna uygun bir şekilde yapıyorlar ama orada da patlıyor yolsuzluklar. Burada da Mesele bu. Burada da iş ayağa düşüyor. Her kademede bir hiyerarşi içerisinde suç örgütleri devreye giriyor. İşte o onu caydırmaya çalışıyor. O onu topundan vuruyor. Ama işin özünde topluma ait kaynakların bir takım kişiler tarafından pay edilmesi denilen bu e, toplumsal sistem var. O yüzden de işin merkezini sorgulamakta fayda var. Yoksa biz böyle sabah akşam dizi film izler gibi bir şeyleri dinleyeceğiz. Ben artık dinlememeye, yani tabii ki bakıyorum bir siyasetçi olarak. Ama açık söyleyeyim, Türkiye'nin siyasi kurtuluşu, Türkiye'nin toplumsal kurtuluşu, Türkiye'nin aydınlığa çıkmasının ben bu tür belgeler üzerinden olacağını düşünmüyorum. Çünkü temiz kapitalizm olmaz, temiz sömürü olmaz, temiz yağma olmaz. Yani e, bunun altını çizmek istiyorum. Öte yandan da üzülüyorum ülkemiz için. Yani çünkü bu iddialar bir yandan da çok sarsıcı ve çarpıcı, korkunç. Bu iddialarla ilgili yargı henüz bir harekete Geçmezdi. geçmedi. Geçmedi. Geçmez. Ee, hakikaten her biri deve dişi gibi iddia. Yani tek evet. başına aylarca bir ülkenin gündemini meşgul edecek ve medyanın peşine düşeceği nasıl sonuçlanacağını takip edeceği bir süreç. Biz de onlarcası, yüzlercesi bir arada bir böyle dökülü veriyor ortaya. Şimdi yargı da aynen sosyal medyadaki yurttaşlar gibi sadece bir izleyici modundayken bu videolarda dile getirilen iddialara karşı bunları konu edinen, bunları mesele edinen